Akıllı Paradan herkese merhaba efendim. Bugün piyasalarda risk iştahı algısı bozuldu. Dolar endeksi güçleniyor. Özellikle Borsa İstanbul tarafı tabii kendi senaryosunda. Çünkü dün gelen Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında hem bankacılık endeksinde biraz iklim terse dönmüştü. Bir yandan da bir kar realizasyonu diye de adlandırılıyor. Şimdi Borsa İstanbul tarafında şu anda BIST 100'de yatay ama bankacılık endeksinde özellikle satışların devam ettiğini hatırlatalım. Dolar TL tarafı dünkü karar sonrasında 8.13'e kadar gelmişti. An itibariyle 8.10 seviyesinde. Euro TL ise 18.20'yi şu anda an itibariyle gösteriyor. Ama bugünün hikayesi yine Euro Dolar paritesi olacak çünkü eşitlendi birebir. Dolayısıyla bizim için çok sevdiğimiz bir senaryo değil ihracatçı adına. Bir miktar orada dış dengeyi, ticaret dengesini bozucu etkisi var. Dolayısıyla burayı takip ediyoruz. Yani dolar endeksinin güçlenme temasının bir miktar hızlanması piyasalar tarafında da sevilmedi. An itibariyle görüyorsunuz zaten vadeliler tarafında her 3 endekste de satışlar var. Nasdaq'sa biraz önden koşuyor. Avrupa borsalarına da bir göz atalım. Özellikle Avrupa tarafında en çok konuştuğumuz haber akışlarında bir miktar daha karışık bir seyir vardı hafta genelinde ama tabii küresel çaptaki risk iştahı algısının bozulması buraya da etki etmiş gibi gözüküyor. Londra'da şu anda sınırlı bir iyimserlik var. Paris, Frankfurt, İtalya'da ise genelinde an itibariyle satıcılı seyrin olduğunu görüyoruz. İtalya'da ise satış baskısının bir miktar önden koştuğunu hatırlatalım. Şimdi biraz yine metalleri konuşacağız. Alüminyuma ilişkin değerlendirmeleri var Kutay Korap'ın. Araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masasındayız Kutay Korap'la birlikte. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Alüminyuma ilişkin değerlendirmeler evet. diye anons ettim. Neler aktaracaksınız? Şimdi şöyle ki Avrupa tarafında bazı alüminyum üreticilerinde negatif sinyaller alınmaya başlanıyor ki gelecek haftada en önemli konu başlıkları arasında yer alması bekleniliyor. Avrupa'da takip ettiğimiz bir enerji sıkıntısı var. Bu enerji sıkıntısı ilk başta faturalara yansırken diğer taraftan bu faturalar bazı ana üretim metal hatlarının da üretim bantlarını negatif etkilemeye başlıyor. Çünkü bazı endüstriyel metallerin üretiminde yoğun enerji tüketimi olduğu için artan enerji fiyatları da burada enerji sıkıntısını akabinde getirirken üreticilerin de Batı ve Orta Avrupa tarafında yıllık alüminyum üretim cephesinde geri çekilmelere işaret ettiğini gösteriyor. Özellikle burada bazı şirketlerin artan enerji maliyetleri ve sadece artan enerji maliyetleri değil, enerjiye tedarik ve enerjiye ulaşım noktasındaki sıkıntılarından ötürü burada şirketlerini kapatmaya yönelik hamlelere kadar giden bir süreç var. Dediğim gibi hem Batı hem de Orta Avrupa kıtası içerisinde. Burada sadece artan enerji fiyatları üretimi değil, aynı zamanda sektöre de yeni oyuncular girmesinin önüne bir bariyer çekiyor. Bu yüzden de sadece üretim değil, aynı zamanda sektöre dahil olmak isteyen kişilerin de sayısında çok ciddi oranda azalma gerçekleşmiş durumda. Şimdi bakıyorum mesela burada aylara göre 2021 Ocak yılından 2022 Haziran dönemine doğru baktığımızda özellikle tam bu bölgede Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte artan enerji maliyetlerinin alüminyum üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre çok ciddi oranda daralmalara işaret ediyor. Yılın ilk 6 ayına baktığında kabaca ortalama %10 geçen yıla göre daha az bir üretim bantı olduğunu görmekteyiz. Üretim miktarı gerçekleştiğini görmekteyiz. Burada şu da önemli bir nokta. Sonuçta biz arz tarafını konuşuyoruz ama talep tarafında da daralma beklendiği için arz talep dengesine yönelik de yine tedarik noktasında azalma gerçekleştiğini de söylemiş olalım. Bunların hepsi daha kısa vadede özellikle önümüzün kış olduğunu düşündüğümüzde enerjinin ihtiyacının daha da artacağını düşündüğümüz noktada ve aynı zamanda problemin boyutunun daha da genişleme endişesi doğrultusunda da kışa doğru alüminyum üreticilerine daha da zorlu bir fikstür,
veya bir tarih beklediği konuşuluyor. O yüzden metal piyasasına dair hem tüketim hem de arz noktasında endişeler artarken bu da fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor diyelim Gözde. Dediğim gibi alüminyum üretiminde özetle yılın ilk 6 ayında ortalama geçen yıla göre %10 her ay daha az bir üretim gerçekleşiyor. Gerekçe enerji sıkıntısı, enerji tedariği ve artan faturalar. Kesinlikle enerji sıkıntısı. Çinko'da da benzer bir tabloya işaret ediyordu. Aynen. Çinko'da fiyatları da bugün geriliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla takip edeceğiz. Kutay çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Hemen bir piyasa yorumu alalım. Norsiyem'den Enis Şenol bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayına. Neler aktarabiliriz bugün özellikle küresel piyasalara ilişkin? Merhabalar Gözde Hanım. İyi yayınlar öncelikle. Aslına bakarsak yurt dışında risk iştahının oldukça baskı gördüğünü görüyoruz son 1-2 gün içerisinde ve bugün itibariyle de bu baskı artmış durumda. Doların küresel çapta değer kazanması ve tekrardan 108 seviyelerin, dolar endeksinin 108 seviyelerin üzerini test etmesiyle beraber o risk algısı, son dönemde en azından artan bir risk algısı vardı. Bunun yerini bir miktar korkuya, endişeye ve satışlara bıraktığını takip ettik. Arda arda 4 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı eğer bir değişim olmazsa günün ilerleyen saatlerinde negatif kapatmaya oldukça yakın ve aslında çok kritik seviyelerden geri dönüşler yaşanıyor olacak. Hem ABD borsaları için hem de Avrupa borsaları için bunu söyleyebiliriz. En azından yine geçtiğimiz günlerde takip ettiğimiz FED toplantı tutanaklarında bir miktar şahin söylemler ve parasal sıkılaşmanın dozunun aynı şekilde devam etmesine yönelik ifadeler burada bir miktar risk iştahını baskılayan unsur olarak karşımıza çıkıyordu ki yine FED başkanlarından takip edilen de aslında o karışık sinyaller bir miktar risk algısı üzerine baskı oluşturdu. Geçtiğimiz hafta önümüzdeki toplantı için, FED'in toplantısı için %75 olasılıkla aslında 50 bas puanlık bir fiyat faiz artışı fiyatlanıyordu. Ancak bunun bu hafta itibariyle neredeyse %50-50 seviyelerine geldiğini ve piyasanın bir miktar 50 bas puan mı 75 bas puan mı arasında bir miktar aslında kararsız kaldığını gözlemliyoruz. Borsa İstanbul tarafında ve yurt içi piyasalarda bir miktar daha aslında hikayenin çok daha farklı ilerlediğine şahit oluyoruz. Son dönemde dikkat çekilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi aslında hacimlerdeki artışlar, yani işlem hacimleri tarihi rekorlarını test etti, gördü. Dün BIST'in tamamında 100 milyarın üzerinde bir hacim gerçekleşti. 100 milyar TL'nin üzerinde. Aynı şekilde BIST yüzde de rekor bir hacimle 87 milyar TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşmiş oldu. Genellikle aslında piyasanın algısı bu denli yüksek seviyelerde bu kadar büyük hacimlerin olması bir miktar tepe işareti gerçekleştiriyor olabilir. Ancak burada daha farklı bir durum olarak yabancı para girişlerinin hız kazandığını ve yabancı takasının son 2 haftada bu haftayı da eğer bu şekilde tamamlarsak son 2 haftada yükseleceğini ve 17 Haziran'dan bu yana görülmüş en yüksek yabancı takas oranına işaret ediyor olacak. %34'lerin üzerine tekrardan çıkmış oldu yabancı takas oranı. O yüzden burada bir miktar 3000'in üzerinde eğer kalıcılık sağlayabilirsek bu hafta kapanışı itibariyle önümüzdeki süreçte de Borsa İstanbul'da hikaye daha farklı, yani pozitif anlamda aslında ilerleyebilir ve yükseliş serisinin devamı da gelebilir. Yine de temkinli olmakta fayda var çünkü bu işlem hacimleri genellikle az önce bahsettiğim gibi tepe seviyelerinde gerçekleşiyor. BIST'teki daha önceki rekor hacimlerin hep tepelerde gerçekleştiğine şahit olmuştuk. O yüzden kesinlikle temkinli olunması gereken ve riskin her zaman ölçülerek işlem yapılması gereken piyasaların içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kısa bir reklam arası, aranın ardından devam edeceğiz. Akıl paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu Londra'da bizleri bekliyor. Ceren hoş geldin. Neler aktaracaksın Avrupa borsalarına ilişkin?
Merhabalar Gözde. Evet, Avrupa borsalarına bugün ağırlıklı olarak yön aşağı. İngiltere borsası sadece sınırlı yükselişte işlem görüyor. Bugün İtalya borsası öncülüğünde Avrupa'nın genelinde satıcılı bir seyir var. Aslında İtalya'ya dönük siyasi endişelerin bugün arttığını ve fiyatlamalara etki ettiğini görmekteyiz. Çünkü seçim atmosferine girilen İtalya'da siyasi belirsizlik devam ediyor ve son yapılan anket İtalya'da aşırı sağcı parti olan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin yaklaşık %50'ye yakın oy aldığını ortaya koydu. Tabii bu önümüzdeki döneme dair büyük bir belirsizliğe işaret ediyor. Bu anketin yayınlanmasının ardından İtalya borsasında bugün kayıplar hızlandı. %1,5'a ulaştı. Özellikle İtalya 10 yıllık tahvil faizlerinde çok sert yukarı yönlü bir hareket var. Çünkü İtalya 10 yıllık tahvil faizi 18 bas puan yükselişle %3,5 seviyesine ulaşmış durumda. İtalya Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı ise 228 bas puan ile Temmuz'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Diğer tarafta tabii bankacılık endeksinde özellikle İtalya'da banka hisselerinde satışların biraz daha hızlı olduğu bugün göze çarpıyor. Verilere baktığımız zaman bugün Avrupa'da Almanya'dan zayıf veriler gelmeye devam ediyor. Çünkü Almanya'da Temmuz ayı üretici fiyatları endeksi açıklandı ve yıllık bazı üretici fiyatları %37,2'lik artışla serinin yayınlanmaya başladığı 1949 yılından bu yana en yüksek artışı kaydetti. Aynı şekilde aylık bazda da artış rekor kırdı. Çünkü üretici fiyatlarında aylık bazda artış oranı %5,3 seviyesini işaret etti. Tabii en çok yükselen kalem enerji fiyatları oldu. Çünkü yıllık bazda Almanya'da enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş %105 seviyesine gerçekleşti. Zaten Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyümemişti. Yani diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha zayıf bir performans sergilemişti. Şimdi ekonomistler artık önümüzdeki çeyrek itibariyle Almanya ekonomisinin daralmasına kesin gözüyle bakıyor. Zaten bugün Almanya Maliye Bakanlığı'ndan da ekonominin görünümüne ilişkin bir uyarı geldi. Özellikle son dönemde enerji arzında yaşanan sıkıntılar, enerji maliyetlerindeki artan artış, tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar, Çin'in Covid politikası gibi gerekçeler nedeniyle Almanya ekonomisindeki görünümün giderek bulanık bir hale geldiğini ifade etti bakanlık ve oldukça yüksek derecede belirsizliğe işaret ediyor vurgusunu paylaştı. Diğer yanda bugün İngiltere'den gelen veriler de hayal kırıklığı yarattı. Çünkü tüketici güvenine baktığımız zaman İngiltere'de 1974 yılından bu yana, yani verinin yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gördük. Ağustos ayında tüketici güveninin yine eksi seviyesinde kalmaya devam ediyor. Temmuz ayında eksi 41 seviyesindeydi fakat Ağustos'ta eksi 44 seviyesine geriledi. Ekonomistler aslında bir edebi değişim beklemiyordu. Bu nedenle beklentinin altında kaldığını görmekteyiz. Bütün alt kalemlerde düşüş var. Yani ekonomiye güven ciddi anlamda bozulmuş durumda ve GFK'dan yapılan açıklamada sonbahar kış döneminde güvendeki düşüşün çok daha sert olmasını beklendiği ifade edildi. Çünkü Ekim ayı itibariyle enerji faturalarında yüksek bir artış yaşanacak İngiltere'de. Diğer tarafta perakende satışlarda bugün İngiltere'de sürpriz bir yükseliş görüldü. %0,3'lük bir artış yaşandı. Tabii satılan malın maliyetinde yaklaşık %1,5'a yakın bir artış var. Çok daha hızlı bir oranda arttığını gördük. Burada da online satışların etkisi var. Çünkü son dönemde indirim ve promosyonlar artmış durumda. Daha çok tüketici çekmek için İngiltere'de online satışlara ağırlık verildi. Mesela toplam satışlar içerisinde perakende satışlarda online satışların payı %27 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Tabii resesyonu gösteren çok fazla veri var. Yani her ne kadar perakende satışlar bugün beklentiden iyi gelmiş olsa da mesela reel ücretlere baktığımız zaman ikinci çeyrekte %3 gerileyerek rekor düşüş kaydettiğini görmekteyiz. Diğer tarafta bugün asıl İngiltere'den gelen en önemli veri kamu borçlanması verisiydi. Çünkü sterlin üzerindeki baskının arttığını gördük. Kamu borçlanmasının açıklanmasının ardından İngiltere hükümeti yılın ilk 4 aylık döneminde beklentilerin oldukça üzerinde borçlanmaya gitti. Çünkü Temmuz ayında bütçe açığı 4.9 milyar sterlin seviyesine gerçekleşirken 2022-2023 dönemi toplamını ise 55 milyar sterlin seviyesine taşımış oldu. Burada borçlanmanın maliyetindeki artış dikkat çekici. Yani faizler yükseliyor İngiltere'de. Tabii enflasyon 40 yılın zirvesinde borçlanmanın maliyetinde son bir yılda %80'lik bir artış yaşandığını görüyoruz. Tabii aslında bu verinin bu kadar endişelendirmesinin nedeni önümüzdeki dönemde kamu borçlanmasının daha da yükseleceğine dair beklentiler. Çünkü İngiltere'nin yeni başbakanının Liz Truss olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bütün anketler Liz Truss'ı ilk sırada gösteriyor Rishi Sunak'a göre ve göreve gelmesi halinde Truss 40 milyar sterlinlik bir vergi indirimi sözü vermişti ve planlanan vergi artırımlarını yapmayacağını söylemişti.
Fakat burada finansmanın nasıl sağlanacağı noktasında büyük bir belirsizlik var. Çünkü henüz TRAS bu noktada net bir plan ortaya koymuş değil. Bu da yatırımcılar gözünde İngiltere ekonomisine dair belirsizliğin daha da artmasına neden oluyor. Tabii sterlin dolar karşısında düşüşünü bugün oldukça hızlandırdı. Pariteye baktığımız zaman tabii bunda dolar endeksine güçlenmenin de etkisi var. Fakat sterlin diğer para birimlerine göre bugün daha zayıf. Çünkü sterlin dolar karşısında şu saatlerde %0.8'lik düşüşle 1.18.35'ler seviyesinde işlem görüyor. Yani 1.20 seviyesi kırılmış oldu. Ve yılbaşından bu yana sterlin dolar karşısında değer kaybı %12 seviyesini aştı Gözde. Ceren Dilekçi Köseoğlu aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Hazine Bakanı Nurettin Nebati'den açıklamalar geliyor. Borsa İstanbul'a 1.18 Ağustos'ta 13.6 milyar TL'lik yabancı yatırım girişi gerçekleşti dedi. Bir süredir zaten bankalardaki rallinin sebebini konuşuyorduk ve özellikle aracı kurumlardan aldığımız yetkililer burada yabancı yatırımcı girişi olduğunu ifade ediyordu. Haftalık gelen menkul kıymet istatistiklerinde de tahvil ve özellikle tabii hisse tarafına bu konuştuğumuz unsurda hisse tarafına da peyderpey para girişi olduğunu haftalık bazda hep konuşuyorduk, aktarıyorduk. Bu rakamda yetkili bir ağızdan teyit edilmiş oluyor. 1-18 Ağustos tarihleri arasında 13.6 milyar TL'lik yabancı yatırım girişi gerçekleşti dedi Nurettin Nebati. Son dönemlerin herhalde en yüksek seviyelerinden biridir. Bu aralığa baktığımızda yani yaklaşık 2,5 haftalık bir süreç gibi gözüküyor. Detaylarını konuşacağız ve değerlendireceğiz. Ama şimdi akıllı parada stüdyoda farklı bir konu konuşacağız. İki konuğum var. Bugün Alper Alkan ve Aslı Kondu Uzun bizlerle olacak. Öncelikle olarak hoş geldiniz demek Merhabalar. İstiyorum. Alper Bey CFA Society'nin İstanbul Başkanı. Aslı Hanım da CFA Society İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Bugün tabii biraz CFA Society kimdir, nedir, ne yapar bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle CFA'nin açılımını bir hani hem Türkçe İngilizce konuşalım ki bizi izleyenler de tam net bir şekilde anlamış olsun. Charter Financial Analyst diye geçiyor. Ne demektir? Alper Bey'den dinleyelim. Aslında ben yani nedir sorusundan önce aslında neden CFA ile başlamak istiyorum izin verirseniz aslına bakarsanız. Neden CFA? Çünkü yatırım sektöründe ve finans sektöründe çalışan ve çalışmayı hedefleyen yüksek etik ve uluslararası standartlarda bu mesleği icra etmek isteyen herkes aslında CFA olmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla nedir CFA sorusuna geri döndüğümüzde aslında sizin de bildiğiniz gibi CFA'nin açılımı Chartered Financial Analyst. Ve CFA programı CFA Institute tarafından düzenlenen ve finans alanında tüm dünyada en itibarlı ünvan programlarından bir tanesi. Ve buranın altını çizmek istiyorum aslında. Bu bir ünvan programı. Bu ne demek? Yaşayan bir ünvan programı ve bu bir yolculuk. Yolculuğunda ilerleyen dakikalarda ne olduğunu anlatıyor olacağım. Yine CFA'nin içeriğine döndüğüm zaman aslında hisse senetlerinden borçlanma araçlarına, türev araçlarından alternatif yatırım ürünlerine, ekonomi ve finans alanında T şeklinde olan bir program. T'den kastımız nedir? Geniş bir yelpazede ve derinlemesine inen bir programdan bahsediyoruz. Bizi izleyenler ve dinleyenler aslında bu programın detaylarına ve içeriğine CFA Institute web sitesinden erişebilirler. Peki ama tabii nasıl alınıyor? Biraz da ondan bahsedelim değil mi? Aynen. Yani ilgilenenler için. Şimdi tabii ki özellikle finans ve ekonomi kanalı olunca bizi izleyenlerin ilgisini çeker diye düşünüyorum. Nasıl alınır? Valla 3 zorlu sınavı geçmeniz gerekiyor öncelikle. Bu sınavlardan başarılı olmanız gerekiyor. Ve en az 36 aylık mesleki tecrübeye sahip olduğunuzda bu ünvanı kullanmaya hak kazanıyorsunuz. Peki bu ünvanın önemi ne? Biraz ondan bahsedelim aslında ne dersiniz? Yani tabii neden ki alalım bunu? Neden alınsın? Onu sorayım. Öncelikle CFA'yı değerli kılan birçok farklı unsur var ama bunlardan belki de en önemlisi CFA müfredatının uluslararası standartta oluşturuluyor olması. Bugün günümüzde yatırım yönetiminde ihtiyaç duyulan yatırım analizi, portföy yönetimi veya şirketlerin istediği finansal bilgiler bu CFA programındaki müfredatta yer alıyor. Programın içeriğine biz güncelleniyor, hazırlanıyor diyoruz. Çünkü sürekli güncellenen, günümüzdeki finansal uygulamaları, modern finansal uygulamaları barındıran bir müfredatı var. CFA müfredatı, CFA Institute bünyesindeki eğitim danışmanlarının oluşturduğu bir eğitim danışma komitesince hazırlanıyor. Burada da öğretim görevlileri var, sektördeki duayenler var. Tabii bu şekilde özenle hazırlanmış bir müfredatın olması da CFA'yı belli bir standarda taşıyor. Biraz konulardan bahsedelim o zaman. Yani şimdi tabii böyle çok fazla içeriği hani geniş bir yelpaze olduğu belli oluyor ama
Güncel konular neler mesela sektöre ilişkin? Son dönemde CFA müfredatına eklenen önemli konulardan bir tanesi ESG, Türkçe olarak çevresel sosyal kurumsal yönetişim. Aslında bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik çok yükselen bir başlık hem Türkiye'de hem globalde. CFA'de tabii bu başlığa kayıtsız kalmadı. Level 1 ve Level 2 sınavlarında kurumsal ihraççılar dersine bu çevresel sosyal kurumsal yönetişimi bir başlık olarak ekledi. Bunun dışında CFA unvanı alan kişilere de sürekli eğitimlerle destekliyor. Web sitemizde, yani CFA Institute'un web sitesinde online kütüphaneye benzer bir Research Foundation web sayfası var. Burada da araştırmalar oluyor, farklı raporlar oluyor. CFA unvanı alan kişiler buraya da erişim sağlayabiliyorlar. Peki sınavlar, yani tabii şimdi bu biraz böyle uzun bir süreç anladığım kadarıyla. Kaç aşamalı sınav var, nasıl süreç? Sınavlar, dersler ve yani tüm içerikler İngilizce. Adaylar CFA programına dahil oldukları zaman materyaller onlara online olarak iletiliyor. Covid sonrasında 2021 yılı itibariyle de sınavlar bilgisayar bazlı, bilgisayar destekli test merkezlerinde gerçekleşmeye başladı. 3 seviyeden oluşan bir sınav sistemi var CFA programında. Level 1'den, yani seviye 1'den seviye 3'e doğru gittikçe aslında biraz konseptin hani zorlaştığını söyleyebiliriz. Fakat hani her zaman bizim bildiğimiz trikler burada da geçerli. Önemli olan organize ve düzenli bir şekilde çalışmak. Bu şekilde çalışıldığı zaman gayet tamamlanabilen, başarıyla tamamlanabilen bir program CFA programı. Bir de CFA Institute adayların her birinin minimumda her bir seviye için 300 saat çalışmasını öneriyor. Tabii bu kişilerin background'uyla veya finans bilgi birikimleriyle değişebilir. Fakat yine de 300 saatin kritik olduğunu ve gerçekten bu zamanı ayırmak gerektiğini söyleyelim. Peki. Zor ama imkansız değil. Aynen. Öyle bir yani 300 saat deyince şimdi ona vakit ayırmak da tabii gerekiyor. Dolayısıyla önemli bir vakit gerekiyor ama bir de tabii bütçe meselesi. Evet. Nasıl oradaki yani ücretlendirmeler, bir burs opsiyonu oluyor mu? Ne dersiniz? Burs opsiyonları mevcut. Kesinlikle CFA Institute tarafından verilen aslında kadınlara yönelik kadın bursları, akademi öğrencilere ve akademisyenlere verilen burslar, regülatör burslarımız ve aslında Access Scholarship dediğimiz yine maddi imkanları düşük olan insanların aslında başvurduğu burslar mevcut. Hatta bundan birkaç yıl önce medya çalışanlarına özellikle medya bursları da söz konusuydu ama devam siz kaçırdınız mu? Maalesef gözden kaçırdınız onu. Belki yeniden başlar. Belki, bilmiyorum. Dolayısıyla yine bunun detayları, yani başvuru kriterleri, başvuru zamanlamasını ben yine internet sitesine yönlendireceğim. İlgilenenler oraya bakabilirler. Bunların dışında aslında biz de dernek olarak yine sınavlarda başarılı olmak koşuluyla bir takım burslar imkanları sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Ama her şeyin ötesinde, yani bursların da ötesinde, bazı işverenler kendi çalışanlarına bir yatırım olduğu için bu program, kendi çalışanlarının yatırımlarını desteklemek için sınav ücretlerini karşılıyorlar. Dolayısıyla aslında ilgilenenler, hali hazırda sektörde çalışanlar ilk önce kendi işverenlerine bir sorabilirler. Hani sınav ücretini karşılayıp karşılamayacak. Kurumsal talep herhalde dediğiniz gibi fazla oluyor ama bireysel katılımcılarda mutlaka oluyordur zaten. Kesinlikle. Şimdi isterseniz biraz da hani bu bahsettiğiniz işte CFA Institute, CFA Society dediğimiz hani bu nasıl bir topluluk, neler yapılıyor falan onları da belirtelim. Tabii ki. Önce CFA Institute'dan başlayalım isterseniz. Hatta CFA programından başlayalım. CFA programı ilk kez 1962'de başlamış bir program aslına bakarsanız. Yani bu yönüyle düşündüğünüzde global finans piyasalarının son 60 yılına tanıklık etmiş bir program. Ve bütün bu global piyasalardaki değişimlerin süzgecinden geçerek bugüne gelen ve evrilen, az önce aslında söylediği gibi değişen ve kendini sürekli güncelleyen bir programdan ve müfredattan bahsediyoruz esasen. CFA Institute, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuş olan bir aslında sivil toplum kuruluşu ve 150'den fazla ülkede 200 bine yakın üyesiyle faaliyet gösteren bir global bir ağ, bir oluşum. Ve CFA Institute'un şöyle bir vizyonu var. Yatırım ve yani toplum için ve toplum yararına yatırım endüstrisinde yüksek etik, eğitim ve yatırım mükemmelliğini teşvik etmek. Yani bunların altını çizmek istiyorum. Yüksek etik, eğitim ve profesyonel mükemmelliği teşvik etmek üzere kurulmuş bir vizyona sahip. İşte biz de CFA Society İstanbul'u bu vizyon çerçevesinde 2003'te kurulmuş 20. yılını kutlayacak bir derneğiz esasen. Ve üyelerin çoğunluğu CFA unvanına sahip ilk 400 kişilik bir aileyiz diyebilirim. Peki bu hani strateji nasıl bir strateji gidiyor? Yani özellikle institute için soruyorum. Yani institute tarafında neler yapılıyor? Strateji ne? Genel olarak hani ülkelerden bahsettiniz ama... Hı hı.
Esasen biz bu strateji, yani kendi içerimizdeki özellikle Türkiye'ye ilişkin stratejimizi çizmek için de bu yılın ilk çeyreğinde bir strateji çalıştayı düzenledik ve geniş katılımlı bir çalıştay oldu bu. Burada çok kısaca bahsedersem bu çalıştayın çıktılarının ana morgası aslında şunu oluşturuyor. Bir CFA'in investor first dediği, yani yatırımcıyı öncelleyen ve bunun içine yatırım profesyonellerini de dahil edebiliriz aslında. Dolayısıyla merkezine insanı koyduğunuzda bunun etrafında 3 sacı ayaklı bir stratejiden söz etmek mümkün. Aslında birincisi işverenler. Yani yatırım profesyonellerine istihdam eden işverenler. Bu haliyle düşünüldüğünde aslında ilk önce finansal kurumlar akla geliyor. Bankalar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri gibi ama halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri, reel sektörde çalışan ve finans, hazine gibi departmanlara sahip olan işverenler bu stratejimizin ana parçalarından bir tanesi. İkincisi regülatörler. Burada başta SPK almak üzere düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkileri geliştirmek. Üçüncü sacaya da aslında üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları. Özellikle gençleri hedefleyerek aslına bakarsanız bu sektöre nitelikli profesyonelleri kazandırmayı hedefliyoruz. Ve bu stratejinin ana gündemi de CFA Society İstanbul'un aslında etkinlik alanını ve etki alanını daha da genişletebilmek. Bireysel olarak ilgi duyup başvuru yapanlar oluyor mu? Ya da böyle bir opsiyon var mı? Yani çünkü hep bahsettiğiniz şeyler hani kurumsal tarafta ya da ne bileyim ilgili bölümlerden mezun olanlar gibi algıladım ben. Böyle bir şey var mı? Aslında bu tamamen bireysel zaten. Yani kişinin kendini geliştirmek ve az önce bahsettiğim gibi o altın bileziğe sahip olmak, yani global bir pasaport olduğu için, tüm dünyaca geçerli bir pasaport olduğu için tabii ki kişisel bir yolculuk öncelikle. Ama biz dernek olarak o yolculuğun her aşamasında o üyelerimize ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki İstanbul neler yapıyor? O zaman biraz da o perspektiften sorayım. Tabii ki. CFA İstanbul'da neler oluyor? CFA Society İstanbul öncelikle kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Biz de hem yönetim kurulu üyeleri olarak hem de komitede görev alanlar olarak aslında gönüllülük bazlı burada yer alıyoruz. Birçok farklı etkinlik düzenliyoruz ama 3 tanesini burada saymak isterim, önemli olan, en önemli olanları. Aralık sonunda makroekonomik beklentiler paneli düzenliyoruz. Mart ayı sonunda Women in Finance isimli bir panel düzenliyoruz. Yani finans sektöründeki öncü kadınları ağırlıyoruz. Onların kariyer yolculuklarını dinliyoruz. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. Aynı zamanda sonbahar, ilkbahar dönemini kapsayan bir hisse senedi araştırma raporu yazma yarışmamız var. Bu yarışma tamamen üniversite öğrencilerine yönelik bir yarışma. Hem yoğun ek eğitimler alıyorlar, hem üniversiteden mentorlarla hem de sektörden mentorlarla çalışarak bir araştırma raporu yazıyorlar. Bu yarışmanın sonunda da staj imkanı elde edebiliyorlar. Yıl boyunca hem üyelerimize zaman zaman da herkese açık eğitimler ve paneller, etkinlikler düzenliyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde Eylül ayında ESG komitemizde, sürdürülebilirlik komitemizde çevresel farkındalığı desteklemek adına bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğiz mesela. Program komitemizle Eylül ayında bir girişimcilik serisine başlayacağız. Aynı zamanda finans alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Makine öğrenmesi ve bu gibi alanlarda seminerlerimiz oluyor. Farklı kitlelerden katılımla diyelim. Tüm bunların dışında aynı zamanda, yani finans sektörü dışında gençlerin gelişimine ve sektöre atılırken ki yolculuklarına da yardım etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple üniversitelerin işletme ekonomi gibi bölümlerini ziyaret ediyoruz. CFA programını anlatıyoruz. Ve CFA unvanı almış kişilerle, sektördeki kişilerle üniversite öğrencilerini bir araya getirip bir bilgi paylaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bizim yaptığımız etkinlikler dışında da aslında hareket ediyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlara kendi üyelerimizden konuşmacı sağladığımız zamanlar da oluyor. Örneğin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin konferanslarında geçmişte yer almış CFA Society İstanbul üyeleri var. Aynı zamanda son olarak yine ben de biraz Alper gibi işveren tarafıyla bitireyim. Çünkü gerçekten işbirlikleri çok önemli. Biz farklı şirketlerle, işverenlerle de görüşüyoruz. CFA programını anlatıyoruz. CFA'li bir çalışanın kuruma, organizasyona katabileceklerini aslında söylüyoruz. Ve daha iyi bir finans sektörü oluşturmak için hep beraber neler yapabiliriz? Bunları birlikte kafa yoruyoruz. Bir de önümüzdeki hafta 24 Ağustos'ta yine güzel bir etkinliğimiz olacak. Üyelerimizi ekonomiye odaklı bir panelde buluşturacağız ve bir networking etkinliği olacak akabinde de. Kısaca derneğin aktiviteleri de bu şekilde. Evet.
minik bir ekleme yapmak lütfen istiyorum aslında. Aslında bu sayede bütün etkinlikleri aslında şu çerçevede değerlendirmek lazım. En başta söylediğim gibi bu bir yolculuk ve biz üyelerimizin bu yolculuğu esnasında hep yanında olmayı planlıyoruz. Adaylıktan başlayıp CFA ünvanını kazanması, sonra dernek üyeliği ve kendi kariyerini geliştirirken o yolculukta gerekli olan teknik bilgi donanımın yanında duygusal ve sosyal zeka gibi yaşam becerilerini de arttırmayı sağlayacak etkinliklerle üyelerimize değer yaratmaya sağlıyoruz ve hedefliyoruz. Son dönemde az önce Aslı Hanım da vurguladı hani sürdürülebilirlik meselesini. Son dönemde hani özellikle finans sektöründe trendler değişiyor tabii. Hani mesela eskiden bu kadar çok konuşmuyorduk ama işte yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, işte iklim krizi vesaire bunlar var mı böyle müfredatta yeni eklenen işte ve hani biraz bahsettiniz gerçi ama yeni eklenen ve revaçta olan konular? Aslında iki açıdan bakabiliriz. Birincisi bahsetmiş olduğum Level 1 ve Level 2 sınavlarını kurumsal ihraççılar başlığının sürdürülebilirlik başlığının eklenmesi. İkincisi de CFA'nın tamamen ayrıca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanında, ESG alanında sağladığı bir sertifika programı da var. Bu daha spesifik, ESG odaklı, sürdürülebilirlik odaklı bir sertifika. Ama bu da tabii ki uluslararası standartta ve uluslararası bilgi ve birikimle oluşturulmuş bir program. Ondan bahsedebiliriz. Evet. Gençlerin özellikle ilgisi oluyor mu? Çünkü üniversiteleri geziyoruz dediniz. Yani bakış açıları nasıl, hani sektöre nasıl yaklaşıyorlar? Önümüzdeki döneme ilişkin mesela bu sertifika programı nasıl onları öne geçirebilir? Çünkü hani kurumsal olarak zaten saygınlığı var. Yurt dışında da geçerli bir belge değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Bu anlamda tam da bir pasaport. Hı-hı. Yani dünyanın her yerinde geçerli olan bir ünvan programı olduğu için o sizinle yaşayan bir ünvan programına, isminizin sonrasında CFA ünvanı sizinle birlikte gelecek ve bunu aslında katıldığımız CFA Institute tarafından düzenlenen uluslararası konferanslarda bunu çok net hissediyorsunuz aslında. Nereden geldiğiniz, hangi dili konuştuğunuz, hangi teninizin hangi renkte olduğundan bağımsız olarak sizin eğer CFA ünvanınız varsa bir kere biliniyor ki etik ve ahlak kurallarına sadıksınız aslına bakarsanız. İkincisi de belli bir İngilizce düzeyini zaten geçiyorum ama teknik donanımla beraber oturmuş, çalışmış, kendini geliştirmiş ve geliştirmeye istekli olduğunuz zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla biz zaten üniversite öğrencilerine özellikle bunu yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında az önce bahsettiği bir takım yarışmalarımız da var üniversite öğrencilerine. Özellikle o anlamda o yarışmaya katılarak bu sektöre adım atmaları ve CFA sınavlarına çalışmaya başlayarak ve hazırlığa başlayarak aslında bence bir adım öne geçeceklerini söyleyebilirim. Aslında tabii yaş sınırı da yok değil mi? Yani hani birinci level'ı almayıp belki iki ya da üçe hani kendi donanımına göre o şekilde de başlayabiliyorlar herhalde. Şöyle söyleyeyim, aslında üniversite öğrencinin dördüncü sınıf olabilir. Yani lisansta dördüncü sınıf, son sınıf veya yüksek lisans öğrencileri buna başlayabiliyor. Ama onun dışında yaş sınırlaması yok. Yani yukarı doğru yaş sınırlaması yok. kariyerinin başında olan herkes buna girebilir. Ve üniversite öğrenci şunu yapabilir. Hani üniversite bitmeden, yani 4. sınıfta bu sınava girmiş, 1. seviyeye geçtikten sonra 36 aylık mesleki deneyimin dolmasını bekleyecek ki ondan sonra CFA ünvanını kullanmaya hak kazansın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz olur mu son olarak? Son olarak kısaca şunu söyleyeyim. Az önce bahsettiğimiz gibi yani üniversiteler, regülatörler, işverenlerle biz sıklıkla buluşuyoruz ama sizin aracılığınızda şunun altını bir kez daha çizmek isterim. CFA bir ünvan programı, global bir pasaport ve bir anlamda bir altın bilezik. Ama bir anlamda da bir yolculuk ve kendi yolculuğumdan örnek vermek istiyorum aslında. Kariyerinde CFA ile tanışmış, CFA sınavlarına girme heyecanını yaşamış, bu sınavlarda başarılı olmuş ve bunun verdiği bir tatmin duygusunu hissetmiş. Aynı zamanda dernek üyesiyle beraber ait hissetmiş. Sonrasında da dernek yönetimine, aktivitelerine ve yönetimine katkı sağlayarak aslında topluma geri vererek yine bir haz ve tatmin duygusu yaşamış olarak sesleniyorum. Bu altın bileziği cebinize almak, aynı zamanda bu heyecana, bu aidiyet duygusuna ve bu tatmin duygusuna yaşamak isteyen herkesi CFA programına ve CFA Society İslam'la davet ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de katıldığınız için Alper Alkan bugün bizlerleydi. CFA Society İstanbul Başkanı ve Aslı Kondu Uzun CFA İstanbul Society İstanbul Yönetim Kurulu üyesi diyelim. Ve reklama gitmeden önce Merkez Bankası kararı sonrasında gelen yorumları ekrana getirelim. Bu metinde, yani kendi içerisinde çelişen birçok ifade var. Bir kere parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi kavramından bahsediliyor. Yani ben burada Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak istediğini anlıyorum.
Ama diğer taraftan da kredi faizlerine ilişkin çok ciddi bir sıkılaştırıcı, biliyorsunuz, faiz dışı tedbirler var. Bir taraftan kredi faizlerindeki bu tedbirler devam ederken, diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin kendi içerisinde çok da anlamlı bir ilişkisi yok. Ama metnin içerisinde net olan bir şey var ki, Merkez Bankası büyümedeki yavaşlamadan rahatsız. Mevcut görünüm altında hani güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir deniliyor. Bence bunun da bir bilgi değeri var. Yani burada Merkez Bankası sanki bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyor ki bu faiz indirimi bir seri olmayabilir. Verilere duyarlı olacağım ve bugün itibariyle ilave bir faiz indirimi yapma niyetim yok diyor. Onu da not edelim. Büyüme aman düşmesin. Biz de faizi bir şekilde çok düşük patikaya indirdik. Orada ivmelenmemiz devam etsin de olabilir. Yani ilk kısmın, yani ben hani eskisi kadar böyle illa rasyonel bir şey, dediğiniz gibi rasyonel bir şey keşke olsa ama olmama ihtimalinden daha çok beklentim o yönde. Böyle hani bildiği bir şey vardır sorursan, ben de çok zaman içinde bu argümanı kullandım ama sanki burada olmayabilir. Yani sadece faiz indirelim, işte şu anda yakaladığımız büyüme trendimizi öyle ya da böyle devam ettirelim olabilir gibi de düşünüyorum açıkçası. Akıl Paranın son bölümünde biraz konut piyasasına ilişkin değerlendirmeler alacağız. Gökhan Taş bizlerle, Master Türk Grubu Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Evet, son olarak bu dün açıklama gelmişti aslında. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından. Biliyorsunuz İstanbul'da 1,5 milyon, Türkiye genelinde de 4 milyon metrekare arz fazlası olduğu belirtiliyor ofis tarafında. Ve bu kullanılmayan, kiralanmayan, el değiştirmeyen ofislerin bir şekilde konuta dönüştürüleceği ve böylelikle konut arzındaki sıkıntının giderileceği ya da giderilmesi bekleniyor, hedefleniyor. Bunun 50 bin yeni konut anlamına geldiği de ifade edildi dün. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından diyelim. Birazdan da bağlantımızı yapacağız. Öncesinde Fed başkanlarının açıklamalarını bir hatırlatalım. Tekrar devam edeceğiz. Kansas City Fed Başkanı Esther George, Temmuz enflasyon verisinin cesaret verici olduğunu ancak zafer ilan edilmeyeceğini belirterek faiz artışlarının hızını tartışmaya devam edeceklerini söyledi. Ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekleyen George, talebin yüksek kalmaya devam ettiğini, iş gücü piyasasındaki sıkılığın yumuşamasının zaman alacağını aktardı. George, düşen verimliliğin enflasyon konusunda Fed'in işini zorlaştırdığını anlattı. George, enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış göründüğünü kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, Amerikan ekonomisinin şu an durgunlukta olmadığını belirtse de, Fed durgunluğa yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabilir mi bilmiyorum dedi. Kashkari, Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz artışlarında daha çok yolu olduğunu savundu. Tedarik zincirlerinde iyileşme görüldüğünü belirten Kashkari, faiz artışları ekonomiyi frenlemeli dedi. Kashkari, getiri eğrisi kontrolünün faydalarının maliyeti kadar belirgin olmadığını söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda zirvenin geride kaldığını söylemek için erken olduğunu belirterek, Eylül'de 75 bas puan faiz artışını desteklemeye yakınım dedi. Ekonomik görünümün parlak olduğunu söyleyen Bullard, önden yüklemeli faiz artışlarının Fed'e 2023'te alan açtığını belirtti. Bullard, Fed'in faizi yıl sonunda %3.75-4 aralığına yükseltmesi gerektiği görüşünü yineledi. Evet, az önce ifade etmiştim. Yayınımızı şimdi gerçekleştireceğiz. Gökhan Taş, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu Şu anda sesinizi alamıyorum. Biz sizi duyuyoruz. Eğer duyamıyorsanız bu yeni gerçekleştirecek düzenlemeye ilişkin yorumunuzu rica edeceğiz. Evet, Gökhan Bey zannediyorum duyamıyor ama bu haberin detaylarını ekrana getirelim. Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Murat Kurum,
Esenler'de medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin artırıldığını söyledi. Kentsel dönüşümde kira miktarımızı değerli arkadaşlar bugün itibariyle 1500 liraya çıkarıyoruz. Proje bazında 2000 liraya kadar çıkan alanlarımız var. Yine konut maliyetlerine ilişkin destek olabilmek amacıyla vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm sürecinde bakanlığımız kentsel dönüşüm desteği olarak 600 bin liraya kadar kredi desteğinde 600 bas puanda destek sağlamış olacak. Bu 400 bin liraydı. 400 bas puandı. Bunu da 600 bin lira ve 600 bas puana çıkarıyoruz. Bakan kurum Eylül-Ekim aylarında tüm firmaların katılacağı yeni bir konut kampanyasının başlatılacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine %50 faiz desteği vereceğini ifade etti. Faizle alım desteği olacak, ev fiyatları ve konut kiraları daha da düşecek dedi. Evet, maalesef yayınımızı gerçekleştiremedik. Bağlantıda bir aksaklık yaşanıyor, bazen olabiliyor. Gökhan Taş, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda ya da daha sonrasında tekrar yorumlarınızı almaya çalışacağız. Şimdi son olarak akıllı paraya veda ederken efendim, FED'e ilişkin yorumları ekrana getirmiştik. Thales Eğitim Danışmanlık kurucu ortağı Erdal Gerçeğin de yorumları vardı. Onu ekrana getirelim ve veda edelim. Hoşçakalın. Saat 17'de tekrar karşınızda olacağım. Bu FED tutanaklarında Powell'ın basın toplantısında söylediği ya da piyasanın çıkarımı olan bir pivot dediğimiz bir işlerin daha yumuşak olacağına dair hiçbir belirti yok. Böyle bir emare yok. Yani bunu aslında bir bakıma Powell kendisi söylemiş oldu. Arkasından zaten birçok FED başkanı, bölgesel başkanını bu hikayeyi geri çevirmeye çalışmakta gördük. O yüzden o gün de söylemiştik bunun arkasından bu bilerek yani çalışılmış bir hareket değilse arkasından buna benzer söylemler geleceğini konuşmuştuk. Bu şekilde geldi. Şu anda şunu söylememeleri bence yine çok sakınca yani ne gerekiyorsa yapacağız gibi daha agresif bir tutum izlememeleri. Belki piyasanın ona reaksiyonundan korkuyor olabilirler. Belki doların aşırı güçlenmesinden ama doların güçlenmesi de enflasyon yolunda onlara yardım edecektir. Onu da biraz anlamakta güçlük yaşıyorum. Başka anlayamadığım olaylardan bir tanesi benim hep bu programlarda sıklıkla söylediğim, diğer platformlarda yazıp söylediğim şeylerden bir tanesi. Yani hani diyoruz önümüzde birkaç data daha var. Yani bu iki dataya bakıp, 1-2 dataya bakıp 12 ile 18 ay gecikme ile kendini gösterecek bir parasal sıkılaşma yapmanın ben nasıl makul olduğunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum.